Sen Murat'a hiçbir şey hissetmediğin halde niye kaç haftadır onunla birlikte? Ben el ele oturmadım. Ben hissetmeye çalışıyorum. Sana demiyorum ben el ele oturmadım diyorsun. Pardon. Senle alakalı. Pardon da el ele tutunca bir şey mi oluyor? Elektrik alamadım diyorsun. Üçüncü hafta el ele. En son gün el ele oturuyorsun. Elektrik alamadan insanlar nasıl el ele oturursun arkadaşım? Hissetmediğini kabul etmiş oldu. Fark ettiniz mi Seda? Hayır, bir cümle benim dikkatimi çekti. Ben hissetmeye çalışıyorum. Evet. Bak, tanımaya çalışıyorum başka bir şey. Hissetmeye çalışıyorum başka bir şey. Çünkü bir şey hissetmek çalışarak olunmaz. Aynen. Yani. Tanımaya hayır. Çalışarak olunur. Seda Hanım siz bir cümle... Ya kendini zorluyor musun miyim? Bir şey hissetmek? Hayır hayır zorlama değil. Sizin de en başta dediğiniz gibi ismini koyup altını doldurmak dediğiniz şeyi yapmaya çalışıyorum. İsmini koyduk hani kimse karışmasın. Çünkü burada bunlar karıştığı için. Altını doldurmaya çalışıyorum. Hani romantizmle, aşkla, nereye gider? Emekle. Emekle tabii ki. Sonu evliliğe varacak böylece. Kısmetse... doldurmaya çalışıyorum. Peki bir sana ne kadar oldu? Kaç hafta oldu sizin şimdi? Bugün üç hafta sizin de evet, oldu galiba. Evet, üç oldu. Peki bu üç hafta boyunca başladığın noktadan geldiğin nokta arasında hislerinde bir artış var mı? Var. Heh, bu kıskanıyorum. Önemli. Ay güldü mü beni ya? Kıskanmak için de çabalıyor. Güldürme beni. O zaman bir görüntümüz daha var onu izleyelim. Tam da bu kıvamlandırsın bu tartışmayı. Hep beraber durup bakalım. Dururken kimseyi kıskanmaz. Beni. Show time. Yani arkadaşlar saçma sapan bir şekilde sürekli Murat'ı yazıp duracağınıza mantıklı kişileri yazın da ayrıca mantıklı biri gitsin. Ayrıca sen sanki çok Murat için üzülüyor musun? Bence Murat gitse senin için daha iyi olur yani. En azından bence duygu karmaşıklığı ortadan Daniel çıkar. Daniel ya sen kalpsizsin biliyorum ama gene de söyleyeceğim. Ya ben kızım kalpsiz için. Alayım arkadaşım? Bak şimdi ben şunu özledim sana bu konuyu açıklayayım. Ben anne baba ve çocuk olan bir evde yaşamak istiyorum. Artık 30 yaşındayım. Ya konuyu niye saptırıyorsun? Bak ben diyorsun ya Murat'a duygusal bir şey düşünmüyorsun diye. Ben evet. Duygusal düşünmesem de mantıksal yaklaşıyorum. Ben zaten aşk evliliği bir kere yaptım. Mantık nereye kadar? İkinciye gidelim? Mantık evliliği yapmak gitmez istediğim mantık, için mantık, Murat da kızımla ve benle aynı evde olabileceği için düşünüyorum. Murat'cığım sen mantık evliliğini kabul edebilir misin? Ömrüm boyunca bunu kabul etmedim. Hatta Dani'yi de yazarken bunu söylemiştim. Mantığınla hareket ediyorsun. Burada duygular önemlidir. Çünkü bir şeyler hissetmen gerekir. Ama ben Mehtap'ın sadece mantığıyla hareket ettiğini düşünmüyorum. Ben ondan aldığım elektrik ve o sözler, davranışlar duygularının da içerisinde olduğunu düşünüyorum. Hele dün öğleden sonra yaptığı. Yani göreceğiz o da az var. Sonra. Evet. Yani. Yani sen diyorsun ki evet mantıkla başladı. Adımını evet. Mantıkla attı. Evet. Ama kendi de itiraf etti. Üç haftadır bunun altı doluyor diyorsun. Evet. Erdem? Az önce his diyordu şimdi mantık. Yani Murat abi şu anda kendisini sadece avutuyor. Ama bence kendisini avutmaya devam etmesin. Çünkü ileride çok üzülecek. Mehtap hala mantığıyla yaklaşıyor Murat abiye. Mehtap kesinlikle hiçbir şey hissetmiyor. Bu daha bir iki gün öncesinin görüntüleri. Yani kıskanıyorum sonunda demesi pişman olmayacak. Sadece sen şimdi şu... mantığımla gidiyorum. Sonunda pişman bak, olmamak şimdi mantığımla için gidiyorum sonuna diyor. Kadar yani mantığımla ne kadar gideceğim. Çelişkili bir insan olduğunu İçine ben söylüyorum. Kendisi de gösteriyor. Senin gibi aşığım demiyorum en azından. Sus be. Ya da bütün gün Emre bir kere Erdem dediğini duymadım. Ya bak ben akşama kadar Murat diyorum. Canım, aramızdaki fark ne biliyor musun? Sen şov yapıyorsun anladın sen mı? Erdem ben sürekli Erdem dememe gerek yok. Evet, Erdem'le beni herkes görüyor zaten İnsan anladın mı? İnsan sevdiği insanı zikreder. Siz sevdiğiniz ya insanı canım, bir kere olsun Erdem, Erdem, Erdem deli gibi Erdem mi diyeceğim deli her dakika gibi, evde mori, ya? Deli gibi mori mori diyorsun. Şimdi Melis'in de Murat Bey'le ilgili düşünceleri vardı. Değil mi? Tabii canım. Murat'ın bir şeye sahip olmak istediğiyle ilgili, bir amacı olduğuyla ilgili. Yoksa Mehtap'ın kahrı çekilmez mi sana göre? Çekilmez. Bir sebepten dolayı mı çekiyor? Kesinlikle. O zaman Melis, Murat Bey hakkında efendim ne düşünmüş onu da izleyelim. Ya Murat zaten gerçekten de onu korumuyor. Neden biliyor musun? Çünkü Murat'ın hay, oy şeyi var. Anladınız mı? Oy korkusu var, dehşet. Tabii. Şuna niye düşünmüyorsunuz? Murat oya ve birinciyle bir oynamıyorsa benimle başka bir şey mi? Her yaptığı kötülüğü onaylarsa gözden düşer ki. Nurçin neden Mehtap bir haftadır ayrılmak istiyordu? Nasıl sezdiniz bunu? Şimdi zaten hareketlerinden, konuşmalarından belli oluyordu Mehtap'ın. Bir de şurada biz sabahları üşüdüğümüz için şömine başı, şömine başı dedikoduları yapıyoruz. Mehtap kendi kendine hiç kimse ona bir şey demeden ve kız arkadaşlarım da şahitler buna. Ben Murat'la kendimi izledim ve bir karar verdim. Ben onun yaşının yanında çok küçük
gösteriyorum. Ondan sonra aramızda 15 yaş var. Çok değil mi sizce? Bunu keşke izlesek. Yani bunu biz şaşırdık hatta, defalarca konuştuk bunu aramızda. 15 yaş olduğunu yeni mi anlamış aralarında diye. Bana sen çok haklısın falan dedi hatta. Evet. Defaatle söyledim. Elif sen çok haklıymışsın dedi. Ne konuda? Hani Murat'la ben olamazmışım. Hani durup dururken ne oldu ki öyle dedi? Kendi kendine. Kendimi izledim dedi. Bir arkadaşımla dedi kafeye gittim dedi. O kafede dedi Murat'la kendimi kırmızı odada izledim dedi. Evet dedi Murat'la dedi hiç yakışmıyorum dedi ondan sonra. Ben dedim ki ben sana söylemiştim Mehtap dedim. Sen beni dinlememiştin dedim. Sen benim arkadaşım olduğun için dedim. Ben dedim seni uyardım dedim. Ben seni seviyorum dedim. Hani seninle bir sıkıntım yok dedim. Vallahi ben çok yakıştırıyorum bilmiyorum. Yani en azından ondan görüntü sonra, olarak karakterleri bilmem de. Ondan sonra yani Mehtap açık açık söyledi. Murat abi de kusura bakmasın. Bence Murat abi gayet yakışıklı ve karizmatik bir adam. Vay ama be. Yani Mehtap'la yakışmıyorlar gerçekten yani, de. Murat bugün piyasaya çıksa 25 yaşında dul olmayan bekar kız da bulur kardeşim. Buraya da kalıp basar. Ben de bunları basarım. Zaten Mehtap'ın ağzından laf almak için söylemiştim. Mehtap da tuzağıma düştü. Yapacak bir şey yok. Ha, cinlik yaptım evet. Diyorsun. Sen ne diyordun Cansa? Ben de aynı şekilde. Bunları ufak ufak kafamıza soktu. Hareketleriyle belli etti. Ayrıca bizi inandırmak için onun öncesinde işte kıskançlık şovları yapıyordu. Duymuş. Mesela o tabak kırma olayında bile ilk önce kafasında matematik yapıyor. Bir tabak sol elinde, bir tabak sağ elinde. İkisini böyle matematik düşünüyor. Üst üste yapıyorum. Kalıyor. Şey koyuyor ondan sonra atıyor. Vay be. Sadece şov yapıyor, hiç inandırıcı değil. Vay sevgisi de Gürkan muhabbeti nereden çıktı peki? Yüz ifadesi geldi. Ben bir şey fark ettim bir gün. Kendisi çok dikkatli ya şimdi selamlaşma konusunda vesaire. Ben ince detayları yakalarım. İşte damatlar geliyor bizim evimize. Herkes de işte tokalaşıyor falan. Biz Gürkan'la hemen oturduk tabii koltukta muhabbet ediyoruz. Sonra kendisi geldi ve dedi ki muhabbet dedi biraz uzun sürüyor dedi tokalaşırken kusura bakma seni unutmadım merhaba hoş geldin falan yaptı. Hani sonuncusu çok mantıksız oluyor yani zaten artık selamlaşma bitmiş niye gelip selam veriyorsun ki ekstra. Sen Gürkan'la o zaman devamsın. Tabii konuşuyorduk muhabbet ediyorduk ki ben şunu da düşünüyorum buraya Mehtap'ın kuzeni geldi. Ve dedi ki Murat değil de biz Dangut'u seviyoruz dedi. Ama hani yaş farkından bahsetti. Şimdi aynı yaşta Murat kaç yaşında, Tangut kaç yaşında? Aralarında 2 veya 3 yaş var. Hani bunun ben neresinde normal olduğunu düşünemiyorum. Çok büyük bir çelişki. Bence bunu Mehtap söyletti. Bir düzeltme Tangut'u yapmak burada istiyorum. Aklımıza sokmak istedim. Yok şöyle bir şey geçti aramızda. Onu bir düzeltim ondan sonra devam etsen. Yaş olarak aynı şeyi ben söyledim kendisine. Dedi ki bu benim fikrim. Aile dedi sadece yaşı problem ediyor. Ben etmiyorum dedi. Yani 3 yaş çok farklı bir problem haline geliyor. Ben anlamadım. Hayır, ailesi Tankut'u önermiyor. Kendisi öneriyor. Dedim ki o zaman niye yaş farkı ikimizin arasında çok yok dedim. O da dedi ki bu benim fikrim dedi. Benim için yaş önemli değil dedi. Yani burada bir şey olmasın, yanlış anlaşılma olmasın ya diye düzeltiyor. Ya 45 ve 43 ne fark ediyor? Ben bunu anlamıyorum ki. Yani burada Mehtap ve sen varsın. Neden Tankut söyleniyor? Seda Hanım isminden yani, çok bahsedildi benim. Şunu sormak istiyorum. Tamam. Şunu sormak istiyorum. Gelinler evinde her hafta buna benzer olaylar yaşanıyor. İki hafta evlerinden de zaten benim ismim Dani tarafından etrafındaki cariyelere söyleniyordu ve benim kritiğim yapılıyordu bu konuda. Dani yaptığı zaman bunu ne oluyor? Aa sen işte hissiz adamsın. Evet evet zaten hiç seni beğenmiyordu, istemiyordu oluyor. Mehtap bunu yaptığı zaman aa işte onlar ayrılmaya çalışıyor deniyor. Aslında ikisi de aynı şey. Şimdi ben bunu anlayamıyorum. Bir taraf yapınca onlar haklı, öbür taraf suçlu. Öbür taraf yapınca aynı olay, aa o suçlu, o ayrılmaya çalışıyor. Yani burada kim kimden ayrılmaya çalışıyor? Alakası, alakası yok. Ben seyrettim. Melis, Melis ile Cansel Dani'nin yanında. Bakın oldun, hayır ola. Ben şimdiye kadar Dani'nin ağzından yuva kurmak istiyorum. Ben çok duymadım. Ben hiçbirinizin ağzından yuva kurmak ama çocuklar, o izleyici konuşunca izleyici de bir şey anlamıyor. O yüzden. Ya burada birisi konuşurken Cansel ve Melis Dani'nin yanında ilişkinin kritiğini yapıyorlar. Ne ilişkisiyle bizim aramızdaki. Ve evet işte zaten o öyle, şu şöyle. Yani bu havalar zaten estiriliyor. Aynı şey. Gelinler evinde bunu benzer olaylar sürekli oluyor. Mehtap yaptığı zaman bunu, aa Mehtap'ınki göz çıkarıyor.
o suçlu oluyor ama öbür taraf bunu yaptığı zaman o normal. Çünkü öbür taraf suçlu. Çünkü ben suçluyum yani. Bir konuşabilir miyim? Sen de aynısını yapmıyor musun? Sen bana dedin ya yeni bir damat adayı gelebilirse tanıyabilirsin. Al buyur 7 damat adayı da geldi ve şu an tanıyorum. Canım, benim söylediğim her yani şey... Yani seninkinde çok ben, büyük bir çelişki var farkındasın. Hayır ben yaptığım her şeyi özellikle zaten yaptım. Senin ya sen, bana karşı dakika, olan hislerin ne olduğunu görebilmek için. Ve onu çok güzel gördüm. Atlıyor. Efendim? Neden yorum atlama. Bak Duygu bile inanmadı buna. Tabii canım niye 10 gündür canın yanıyor o zaman? Özellikle sürekli ben bir şey söyleyeceğim eksisini yani atlayıp koyuyorsun ortaya. Duygucuğum benim canımın yani yanmamın sebebi benim zaten hislerimin olduğunu ben saklamıyorum. Hani özellikle olan hisleri bastırdım diyorum. Yani Tankut diyor ki benim tarzım serbest bırakırım. Gitmek istiyorsa evet, gitsin. Bir göreyim bakalım var mı gerçek bir şey? Üzüldüm. Gerçek bir durum var mı? İçeride çocuğa da kötüler. Gürkan'a da yani Dani'yi kötülüyorlar. O zaman kim, öyle mi? Kötü zaten. Ya tam tersine ben Dani'yi savunuyorum. Dani şimdi iyi mi oldu sana? Ben durdum, sana Dani'yi savunuyorum. Dani sana iyi oldu. Senden tatlı daha görümce. Iyi. Bırak Allah aşkına. Ben Mehtap'ın konusuna yani geri dönüyorum. Mehtap'ın az önce Murat'ı suçlamasına geri dönüyorum. Neyse olur, sen yeter ki sakız neyse olur. Düşlerin seni bulur, sen yeter ki sakız neyse olur. Aşkı bul.